Selamlar sevgili gençler, ben SML Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Konumuz süreklilik artık. Yani limitin bir alt konusu olarak görüyoruz biz sürekli ama limit anlatacağız. Bu da limitin 7. 8. videosu falan sanırım. Videoyu hiç durdurmadım. Aralara boşluklar var, onları işte parça parça videolar şeklinde yükleyeceğim, size servis edeceğim. Süreklilik 7. video mu 8. video mu bilmiyoruz ama süreklilik önemli bir husus, önemli bir nokta. Yani öyle bir nokta ki limitle türevin arasındaki bir bağ gibi de düşünebilirsiniz. Yani güzel bir nokta. Şimdi süreklilik nedir, ne değildir veya süreksizlik diye de bir şey var mı? Mesela süreklilik var ama süreksizlik diye de bir şey var mı? Yok mu? Onu görelim bir. Var ama nasıl olacak bir görelim. Çok 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 önemli detaylara değineceğim. O yüzden videoyu pür dikkat izlemende fayda var. Özellikle konu anlatım kısmını pür dikkat izlemende çok 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 büyük fayda var, haberin olsun. Şimdi A reel sayıların bir alt kümesi ve F fonksiyonu da bu A kümesinden reel sayılara tanımlı bir fonksiyon olsun. Peki bir küçük A elemanı alalım bu A kümesinden ve X'i A'ya götürelim. Ve Fx'in bu A noktasındaki limiti eğer Fa ise fonksiyon X eşittir A noktasında süreklidir denir. Yani bu ne demek biliyor musunuz? X'in yani Fx'in A'daki limiti görüntüsüne eşitse tamam diyoruz, sürekli. Yani bazen hani şey oluyordu ya, fonksiyon tanımsız da olsa o noktada veya görüntüsü farklı bir noktada bile olsa sağ limit sol limite eşit, tamam limit var diyoruz. Tamam limit olsun ama o limit bir de o fonksiyonun görüntüsüne eşit olsun diyoruz. İşte o zaman fonksiyon süreklidir diyebiliyoruz. Eğer f fonksiyonu a kümesinin her noktasında sürekliyse fonksiyonu a üzerinde süreklidir denir. Ne güzel. Demek ki bütün tanım kümesinin üzerinde ne olması lazım sevgili gençler? Sürekli ise ancak biz bu fonksiyona sürekli fonksiyon diyebiliyoruz. Yukarıda tanıma göre bir f fonksiyonun x eşittir a noktasında sürekli olması için 3 tane şart var. 1. F fonksiyonun x eşittir a noktasında tanımlı olmalıdır. Bak ilk şart bu. Yemin ederim muhteşem bir şart. Çünkü çoğu yerde ve çoğu kaynakta diyelim biraz yanlış anlatılan bir husus. Biraz üstü örtülü anlatılan bir husus. O yüzden çok dikkatli dinlemende fayda var. Kulaklarını aç. İlk şart çok önemli bir şart. X eşittir a noktasında fonksiyon tanımlı olmalı. B. İkinci şart. F fonksiyon a noktasında limiti olmalı. Bak tanımlı olma şartı tamam. Eyvallah. Tanımlı mı baktık, tanımlı. Limiti var mı? Evet. Sonra bir de f fonksiyonun a noktasındaki limiti a noktasındaki fonksiyonun değerine yani görüntüsüne eşit olmalıdır diyoruz. Eğer bu 3 şartı sağlıyorsa bu fonksiyon a'dan r'ye a eleman a noktasında yani bir küçük a noktasında fonksiyon süreklidir diyoruz. Eğer sürekli değilse fonksiyon bu noktada süreksizdir denir. Süreksiz. Yani yukarıdaki şartları sağlamayacak. Pekala. Şimdi bir uyarımız. Tanım kümesi üzerinde grafiği kalemi kaldırmadan, bu da öğrenci tanımı diyebiliriz aslında. Kalemi kaldırmadan çiziyorsak hocam süreklidir. Evet, kalemi kaldırmadan tek bir sürekli hareketle çizilebilen herhangi bir f fonksiyonu sürekli bir fonksiyondur. Mesela kalemi kaldırmadan çizersin, süreklidir. Kalemi kaldırmak zorunda kaldın. Gitti. Geçtim C'ye. Kalemi kaldırmak zorunda kaldık. Bak bazen şöyle diyen arkadaşlarım var. Beni deli ediyorlar. Hocam bakın kalemi kaldırmadan ben bunu da çizdim diyenler var. Gençler oradaki nokta aslında nedir biliyor musunuz? Şöyle. Böyle getirdiniz fonksiyonu. Getirdiniz. Sonra tam orada fonksiyon tanımsız olduğu için şu şekilde devam ediyor. Baskılarda şurada burada falan tam olarak net görünmeyebilir. Hani baskıdan kaynaklı boşluk kalmıştı da diyebilirsiniz ama şu şekilde bırakırsanız sanki burada uzaktan bakıldığı zaman sürekli gibi oluyor. O küçücük bir nokta sonuçta. Reel sayının ne kadar küçük olduğunu siz biliyorsunuz. İşte burada fonksiyonlarda tanımsız olduğunu net bir şekilde gösterebilmek için şöyle bir yuvarlak çizilir ve daha sonrasında bu şekilde devam edilir. Fonksiyonun bu noktada tanımsız olduğunu veya başka bir görüntüsü olduğunu belli etmek için. Dolayısıyla bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon falan değildir. Şu fonksiyona baktığımız zaman elimizi kaldırmadan çizebiliyoruz. Dolayısıyla bu da süreklidir diyebiliriz. Yani A ile D fonksiyonları süreklidir. Şimdi sıradaki notumuzu dikkatli bir şekilde dinleyeceğiz sevgili gençler. Dikkatli bir şekilde. Bismillah hadi bakalım. Bir fonksiyonun tanımlı olmadığı nokta veya aralıklarda sürekliliği incelenmez. Yani fonksiyon az önce de söyledik zaten. Çok basit bir tabir bu. A noktasında tanımlı olmalı. A noktasında sürekli olması için. Fonksiyon A noktasında tanımlı değilse A noktasında sürekliliği incelemiyoruz. Peki
Basit bir örnekle anlatalım. Mesela yukarıda grafiği verilen f ve g fonksiyonlarının a. sürekli oldukları en geniş kümeyi bulunuz. B. süreksiz oldukları noktaları bulunuz. Şimdi bir düşünelim. Arkadaşlar f fonksiyonu bir noktasında süreksizdir. Bakın sürekli oldukları en geniş kümeyi bulunuz demiş ya. Ben bunun sürekli olduğu en geniş kümeyi şu şekilde söylerim. Tüm reel sayılardan bir de süreksiz olduğu için onu çıkarırım. Tamam, sürekli olduğu en geniş küme bu. Bu A'nın cevabı. B'nin cevabı da süreksiz oldukları noktaları bulunuz demiş. Süreksiz olduğu tek bir tane nokta vardır, o da 1'dir. Başka bir noktamız yok süreksiz oldu. Tamam, şimdi geçelim G fonksiyonuna. G fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralığa bakıyoruz. Bakın A şıkkının cevabı. Tüm reel sayılardan burada 1'de bir sürekli 1'de kopmuş, 2'de de sevgili gençler kopmuş. O zaman 1 ve 2'de fonksiyon süreklidir. Geri kalan her yerde kalemi kaldırmadan çizebiliriz çünkü. Peki B şıkkı süreksiz oldukları noktaları bulunuz demiş ya. Şimdi burayı dikkatli dinle. Süreksiz olduğu sadece ama sadece bir tane nokta vardır. O da 2'dir. E hocam 1. 1'de fonksiyonun sürekliliğini inceleyemezsin. Dolayısıyla inceleyemediğin için süreksizdir de diyemezsin. Neden hocam? Çünkü 1'de fonksiyon tanımsız. 1 diye bir şey yok zaten fonksiyon için. Fonksiyonun tanım kümesinde zaten r-1 diyoruz. Yani senin fonksiyonunun tanım kümesi buysa, tanım kümesi haricindeki bir eleman için gidip de bu fonksiyon bu noktada süreklidir, süreksizdir zaten diyemezsin. Çünkü tanımlı değil zaten. Tanımlı olmayan bir şey için de gidip, tekrar söylüyorum, bu fonksiyon bu noktada süreklidir diyemezsin. Çünkü o nokta o fonksiyon için yok zaten. Onu görmezden geliyor zaten fonksiyon. Anlaştık mı? Peki. Bu güzel. Umarım oturdu. Devam edelim. Biraz daha irdeleyelim. Biraz daha işin derinine inelim. Bu arada şu kısımda da sevgili gençler, çözüm için daha böyle profesyonel cümlelerle bir açıklama var. Okumanızı tavsiye ediyorum. Sonuca bakalım. Yanda grafiği verilen f fonksiyonu her x gerçek sayısı için tanımlıdır. Ve her noktadaki limiti fonksiyonun o noktadaki görüntüsüne eşit olacağından fonksiyon her x reel sayısı için süreklidir. Bu durumda fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme r olur. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş küme her yerde kalemi kaldırmadan çizebildiğimiz için r'dir diyoruz. Bu bir. İkincisi, arkadaşlar bu fonksiyon sadece ama sadece, şimdi sürekli olduğu en geniş kümeyi ben size söyleyeyim, r-a. Bu arada şunu sorabilirsiniz, kafanıza takılmış olabilir. Bir yukarı çıkıyorum müsaadenizle. Hocam sen burada sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz derken burada 2'yi, yani 1'i saydın ama aşağıda süreksiz olduğu noktayı saymadın. Madem sürekli olduğu en geniş kümenin içerisinde 1 yok, o zaman 1 de süreksiz değil midir? Buraya niye 1 yazdın o zaman, ya da niye buraya yazmadın diye soracak olursa, neden buraya 1 yazmadığımı söyledim. Ama ben zaten bu kümenin içerisinde, bakın şu kümenin içerisinde zaten 1 yok. Yani ben o 1'i çıkarmışım zaten. 1'le bir işlem yapmıyoruz zaten. Umarım anlatabilmişimdir, başarılı olmuştur. Şimdi ikinciden devam ediyoruz. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık r-a'dır. Peki süreksiz olduğu nokta? Süreksiz olduğu nokta da a'dır. Çünkü a noktasındaki fonksiyonun görüntüsü a'daki limite eşit değildir. Güzel. Şimdi geçelim 15. sayfamıza. Dikkatli dinliyorsun. Yanda grafiği verilen h fonksiyonu x eşittir a apsis noktasında tanımlı olmasına rağmen, bakın tanımlı, bu noktada limiti olmadığından, limit yoksa komple süreksiz zaten. Sıkıntı yok. Burada ben süreksiz diyeceğim. Demek ki hangi noktada süreksizmiş? A noktasında süreksizdir. Sürekli olduğu en geniş aralık nedir? Gene r-a'dır diyebiliriz. Bir alttakine geçiyoruz şimdi. Dikkatli dinlemeniz gereken bir yer. Bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık r-a'dır. Ancak fonksiyonumuzun tanım kümesinde a diye bir elemanda yoktur. A diye bir eleman yoksa fonksiyon A'ya gelince A yokmuş gibi davranıyor. Yokmuş gibi davrandığın, hatta yok olan bir nokta içinde ben kalkıp işte burada da süreksizsin sen fonksiyon diyemem. O halde sevgili gençler x eşittir A'da süreksizdir diyemeyiz. Demememiz lazım. Bu fonksiyon hangi noktalarda süreksizdir? Susacaksın. Yok, cevap yok. Susacaksın. Yani çoğumuzun hata yaptığı bir yer. Çoğumuz bu tarz soruları gördüğümüz zaman süreksiz olduğu kaç tane nokta var dediğim zaman şu fonksiyon için bir tane nokta süreksizdir diyebilirsiniz çoğunuz. Ama buna dikkat etmenizde fayda var. Tamam. Sürekli fonksiyonun özellikleri bir el atalım. Daha sonra bunlarla ilgili çok deli örnekler çözeceğiz. F ve G fonksiyonları x eşittir A'da A noktasında sürekli fonksiyonlar olsun.
F artı G toplamı x eşittir a'da süreklidir. Bakın f ve g sürekliyse a noktasında f artı g de süreklidir. F eksi g de süreklidir. Çarpımları da süreklidir. K ile çarpımı herhangi bir sabitle çarpımı da süreklidir. F'in g'ye bölümü de g'nin sıfırdan farklı olduğu durumlar için x eşittir a'da süreklidir. Yani 4 işlemin hepsinde sürekli. Ayrıca sabitle çarpım da sürekli. Bunda sıkıntı yok. F(x) sıfırdan büyük veya eşit olmak üzere çift dereceden kökü içerisindeki fonksiyonlar da x eşittir a noktasında süreklidir. F fonksiyonu x eşittir a'da sürekli ve g fonksiyonu da f a noktasında sürekli ise bileşkesi de süreklidir x eşittir a noktasında diyoruz. Bunda da bir sıkıntı yok. Polinom fonksiyonlar. Polinom ne demiştik limit anlatırken? Akarı kokar olmayan fonksiyonlar. Bu polinomlar, polinom fonksiyonu her noktada limiti vardır, her noktada süreklidir, her noktada türevlenebilir, hiç sıkıntısı yoktur. Her noktada tanımlıdır. Süreksiz olduğu bir nokta yoktur. Hiç sıkıntımız yok polinomlarla alakalı. O yüzden ilk aklınıza tutmanız gereken özellik bu olsun. Trigonometrik fonksiyonlar da tanımlı oldukları aralıklarda süreklidir. Tanımlı oldukları aralıklarda. Pekala. Mesela tanjant 90 tanımsız. Yani orada sürekliliğinden süreksizliğinden de bahsedilmiyoruz. Tanım yok zaten. Tanımlı olduğu aralıklarda süreklidir diyebiliyoruz. Aşağıda sorumuz yok. 15. sayfanın sağ üst tarafına geçiyoruz. Dikkatli bir şekilde olaylara hakim olarak dinle. Kaç noktada süreksizdir? 2 noktasında bu fonksiyon süreksizdir. 4 noktasında bu fonksiyon süreksizdir. 6'da sürekli. 9 noktasında bu fonksiyon bakın görüntüyle limit farklı süreksizdir. 10 noktasında görüntüyle limit farklı süreksizdir. Kaç tane noktada? 4 tane. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Bu fonksiyon tanımlı olduğu aralıkta kaç tane noktada süreksizdir? Süreksiz olduğu noktaları buluyoruz. Eksi 3 noktasında süreksizdir diyemeyiz. Neden? Tanımlı değil ki. Tanımlı olmayan yerde süreksizliğinden bahsedemeyiz. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Az önce şunlarda bakın. İçi boş, kopmuş ama tanımı var. İçi boş, kopmuş ama tanımı var. Boş, kopmuş ama tanım var. Boş, kopmuş ama tanım var. Aşağıya iniyorsun. Boş, kopmuş ve tanım da yok zaten. O halde bu fonksiyon zaten bu noktada süreklidir, süreksizdir diyemezsin. Çünkü fonksiyon eksi 3, fonksiyon tanım kümesinde eksi 3 diye bir eleman yok zaten. Güzel. Boş kopmuş tanım var, süreksizdir. Boş kopmuş tanımı var, süreksizdir. Boş kopmuş tanımı var, süreksizdir. Boş kopmuş ama tanımı yok, süreksizliğinden bahsedemeyiz. O zaman kaç tane noktada süreksizdir arkadaşlar? 3 tane noktada fonksiyonun süreksizliğinden bahsedebiliriz. Geçtim bir diğer soru. X kare artı x eksi 2 bölü x kare eksi mx artı m artı 8. Bu fonksiyon r'de sürekli olduğuna göre m hangi aralıkta değer alır? Yani şimdi r'de sürekliyse demek ki süreksiz olan bir nokta yok. Tüm reel sayılarda sürekli. Demek ki rasyonel bir fonksiyon olmasına rağmen paydayı sıfıra eşitleyebilen bir değer yokmuş. Şimdi ben bir ifadeyi sıfıra eşitliyorsam o sıfıra eşitleyen ifadeler, değerler o fonksiyonun köküdür. Şimdi alt kısım ikinci dereceden bir denklem ve bunun bir kökü yoksa deltası sıfırdan küçüktür. Nerenin deltası? Paydanın. O zaman b kare eksi 4 ac idi benim delta dediğim şey. O da küçüktür sıfır. Diskriminant değil mi? Pekala. B karemiz eksi m'in karesinden m kare olacaktır. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 8. İşte biz bunu sıfırdan küçük yapacağız. M kare eksi 4 m eksi 32 küçüktür sıfır dersek. Burayı ben m ve m diye. Burayı da eksi 8'e artı 4 diye açabilirim. Ve böylelikle m eksi 8 çarpı m artı 4 küçüktür 0 diyebiliriz. Buranın kökü 8, buranın kökü eksi 4. Eksi 4 ve 8 için bir işaret tablosu oluşturacağım. Artı ile başlamamız gerekiyor. Artı, eksi ve artı dedik sevgili gençler. Ve buralarda içleri boş olacak. Nereyi istemiş benden? Sıfırdan küçük olduğu yerleri. Demek ki şurayı alacağım. O halde m neredeymiş arkadaşlar? Eksi 4 küçüktür. M o da küçüktür 8 diyebiliriz. Ya da m elemandır eksi 4 ile 8 açık aralığı da diyebiliriz biz. Çözümümüze şıklarda artık hangisi oluyorsa onu işaretleyeceksin sen. Orası sana kalmış. 16. sayfamızdayız. Bu fonksiyon r'de sürekliyse a kere b kaçtır? Demek ki bu bir parçalı fonksiyon görüyoruz. Kopma noktası 1. Demek ki 1'in sol limiti a limite eşit olacak. Ve ekstradan görüntüde limite eşit olacak. Şimdi 1'i şurada yaz yerine bakalım ne gelir? 3 artı a. 1'i burada yazdım 5 gelir. 1'i burada yazdım a artı b. Şimdi şunların ikisi eşit olacak dedik. 3 artı a eşittir a artı b olursa eğer a'lar gider b kaçtır? 3'tür. Bu bir. İkincisi
Bu görüntüler de neye eşit olacak mesela? Bunların hepsi de 5'e eşit olacak. Şimdi A3, B3'tü ya. A artı B 5 ise de A2'dir. Ne sorulmuş? A kere B. 2 kere 3 kaç yapar? 6. Cevap da budur. Geçtim bir diğer soruma. Bu fonksiyonun sürekli olduğu kümeyi bulunuz. Bu fonksiyonun sürekli olduğu küme paydanın köklerinin reel sayılardan atılmış halidir. Güzel. Paydanın köklerini bulacağız o zaman. Yani mutlak değer x eksi 2 eksi mutlak değer x artı 1'in 0'a eşit olduğu yerleri bulacağız. Mutlak değer x eksi 2 eşittir mutlak değer x artı 1 diyeceğiz. Buradan iki tane ihtimalimiz var. Ya x eksi 2 eşittir x artı 1 olur ya da x eksi 2 eşittir eksi x eksi 1 olur. Buradan x eksi 2 eşittir x artı 1 dersek çözüm gelmeyecektir. Değil mi? Gitti. Buradan 2x eşittir 1 ise x eşittir 1 bölü 2. Demek ki sevgili gençler bu 1 bölü 2 noktasında fonksiyon süreksizdir. O halde sürekli olduğu en geniş aralık neresi olacak? Pardon, süreksizdir diyemiyoruz. Yani 1 bölü 2 için payda 0 oluyor ama 1 bölü 2'de süreksizdir diyemiyoruz. Çünkü 1 bölü 2 zaten tanım kümesinde yok. Ama sürekli olduğu en geniş küme r eksi 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Şöyle bir soru sorulursa tekrardan söylüyorum. 1 bölü 2 için fonksiyon süreksiz midir? Hayır, değildir. Süreksiz falan. Neden? Çünkü tanım kümesinde böyle bir eleman yok diyeceksiniz. Anlaştık? Geçtim. Fonksiyonu reel sayılar kümesinde sürekliymiş. Tamam, güzel. A sayısını bulunuz demiş. O zaman ben 2'yi buraya yazacağım. Bir de buraya yazacağım. İkisi birbirine eşittir diyeceğim. Üst tarafta bir x eksi 2'miz var. Bir de alt tarafta 2 eksi x çarpı 2 artı x'imiz var arkadaşlar. Ben burada x eksi 2 ile 2 eksi x'i birbirinden götürürsem eksi kalır ve eksi 1 bölü x artı 2'miz kalır sadece. Alt kısımda da 3a eksi 1'imiz var mevcut. Pekala. Şimdi x 2'ye eşit değilken, yani hem solu hem sağ. Burada zaten mutlak değerli falan bir ifade olmadığı için önemli değil. 2'yi burada yerine yazarsak eksi 1 bölü, şurada yazıyorum, 4. Eksi 1 bölü 4'ün neye eşit olması lazım? 2'yi burada yazdığım zaman ki değere, yani 3a eksi 1'e. Bu buna eşitmiş. 3a eşittir 1 bölü 4 artı 1 dersem burası 5 bölü 4 olur. Ve a sayısı ne olur sevgili gençler? 5 bölü 12 olur. A sayımız 5 bölü 12'ymiş diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet hocam, 2'yi niye yazmadınız diye sormayın. X yok burada çünkü. Direkt 3a eksi 1'e eşitledik. Tamam. 16. sayfanın sağ üst tarafındayız. 2 tane sorumuz var bu sayfada. F fonksiyonu reel sayılarda tanımlanmak üzere 5 eksi ax küçüktür. 5 eksi ax x1'den küçükken, x1 ile 2 arasındayken, 3x artı 1 x2'den büyükken de x eksi b fonksiyonu veriliyor. F fonksiyonu yalnızca bir noktada süreksizdir. Sadece bir tane noktada süreksiz olacak. Peki a artı b toplamının alamayacağı değeri bulunuz demiş. Güzel. Şimdi şöyle diyelim. Varsayalım ki bir noktasında fonksiyon sürekli olsun. Ben biri burada yerine yazarsam 5 eksi a gelir. Değil mi? Bir biri bir de burada yazarsam yerine 3x artı 1'den ne gelir arkadaşlar? 3 artı 3 kere 1 3, 1 ekledim 4. Demek ki a buradan 1'e eşit olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Peki o zaman diyeceğim ki 1 de sürekliyse 2 de süreksiz olsun. Çünkü sadece bir noktada süreksizmiş. 2 de süreksiz olmasını istiyorsam eğer 2'yi burada yerine yazdım. 7 eşit değildir diyeceğim. 2'yi burada yerine yazacağım. 2 eksi b. Şimdi 7 2 eksi b'ye eşit değilse b de eksi 5'e eşit değildir sevgili gençler. Doğru mu? Doğru. Şimdi o halde eğer şöyle deseydim. 1'de süreksiz olsun, 2'de sürekli olsun deseydin de o zaman A 1'den farklı olacaktı. B de eksi 5'e eşit olacaktı. Onu da söyleyeyim yani size. Peki. Şimdi A artı B'nin alamayacağı değer diyor ya. Bak A artı B'yi yazdım. Alamayacağı değer. A 1'i kesin alırsa B eksi 5'i kesinlikle alamayacak. O zaman eksi 1 ile 5'in toplamı olan eksi 4'ü de bu ifade alamayacak deriz. Yani A artı B'nin alamayacağı değer eksi 4'tür diyebiliriz sevgili gençler. Aynı şey burası için de geçerli zaten. Bir diğer sorumuz. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Fx şu şekilde tanımlanmış. X 1'den küçükken f 3 eksi x. X 1'e eşitken 2b. X kare artı ax artı b de x 1'den büyükken geçerli. A ve b sayılarını buluruz. Reel sayılar kümesinde sürekli ise biri burada yerine yazdım. F 3 eksi 1'den f 2 oldu. Eşittir. Biri burada yerine yazdım. 2b oldu. Eşittir. Biri burada yerine yazdım. 1 artı a artı b oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Bu sırada 1'i yerine yazdığım zaman da bu f kaça eşit oldu arkadaşlar? F1 eşittir 2b'de diyebiliriz. Sürekliyse f2'ye eşittir. F2 2b'ye, 2b'de buna eşit. Şimdi ben öncelikle şu kısımda bir işlem yapayım. B eşittir a artı 1
diyebilir miyiz arkadaşlar? Deriz. Bunda bir sıkıntımız yok. B eşittir A artı 1 dedik. Daha sonrasında biz bu fonksiyonda B'nin A artı 1 olduğunu bulduk ya. Peki F2 dediğimiz değerin de bunlara eşit olduğunu biliyoruz ya. 2'yi şurada yerine yazsak ne gelir? 2'yi nerede yerine yazmam lazım? İşte şurada. 2 burada çünkü. Yazalım bakalım F2 neymiş? Çünkü lazım bize. Mecbur bulacağız. 2'nin karesi 4. 2 kere A 2A. Artı B. F2 de sevgili gençler bu. 4 artı 2A artı B'ye eşit. Peki bu aynı zamanda şuna da eşit değil miydi? F2. Çünkü bu F2. Aynı zamanda buna da eşit. O zaman ben 1 artı A artı B de yazabilirim buraya. Bakınız. B'ler gitti. Çok güzel. A'yı bu tarafa attım. A kaldı. 4'ü diğer tarafa attım. Eksi 3 mü oldu? Oldu hocam. A eksi 3 de getirdim yerine yazdım. Eksi 3 artı 1. B kaç oldu? Eksi 2 oldu. A eksi 3. B eksi 2 iken A ve B sayılarını buluruz demişti. Ben de zaten nokta atışı bunları bulmuş oldum. Evet gençler, geçtim 17. sayfama. Geçtik bir diğer sorumuza. Şimdi ki f fonksiyonu tanımlı olduğu en geniş aralıkta kaç tane noktada süreksizdir diyor. Şimdi ilk bakmanız gereken yer parçalanma noktası. Parçalanma noktası burada 2. 2'nin sol tarafını yazdım buraya. 2 eksi 2'den 0 geldi. 2'nin sağ tarafını yazdım buraya. 2 artı 1 3 geldi, zaten kaybetti baştan. 0 ile 3 bölü bir şey birbirine eşit olamayacak. Çünkü burası 0 değil. Hatta onu da yazabiliriz. 4 eksi 12. Eksi 1 bölü 4 ile 0 birbirine eşit olmadığı için. Bir kere 2 noktasında fonksiyon limiti yoksa süreksizdir. 2 noktasında fonksiyon süreksiz. Güzel. Bir de sevgili gençler, şurada bir rasyonel ifade ya, paydası var bunun. Paydamız eksi 4 ve 4 için paydayı 0 yapıyor. Biliyorsunuz eksi 4 ve 4. Şimdi hocam 2 tane daha mı var diyeceğiz. Toplam 3 tane mi? Değil. Kardeşim biz 2'den küçük x'ler için konuşuyoruz bu olayları. Yani 4 için konuşmuyoruz. 4 2'den küçük falan değil. Eksi 4 için konuşabiliriz ama onda sıkıntı yok. Kızmayın. 2 ve eksi 4 sevgili gençler. Dolayısıyla biz bu nokta, 2 tane nokta için bu fonksiyon süreksizdir diyebiliriz. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Fonksiyon R'de sürekliymiş. 2A eksi B farkı kaçtır? Sürekli ise limit, neredeki limit ama? 3'teki limit, değil mi? Limit görüntüye eşit olacak. Yazalım şimdi. Yaz şurada bakayım. 3A artı 1 eşittir. Yaz şurada. A eksi 2B artı 9. X yok çünkü. Bir de şurada yaz bakayım. 9, değil mi? 9 artı 6 15. 15 eksi B yaptı. Güzel. Şimdi burada bir düşünelim. Elimizde bir şuraya bakalım. Şu eşitlik var. Önce burada bir A ile B'leri bir toplayalım bakalım. Bunu bu tarafa attım, A'yı. 2A. Eksi 2B'yi de bu tarafa attım. Artı 2B. Biri de karşıya attım, eşittir 8. O zaman A artı B kaçtır? Her iki tarafı 2'ye bölersem 4. Bu cepte. Bunda bir sıkıntı yok. Peki bir de şu tarafa bakalım arkadaşlar. Şu kısma. A eksi 2B artı 9 yazalım. A eksi 2B artı 9 eşittir 15 eksi B. Bunun içinde ne yapalım? Şunları alıp şu tarafa fırlatalım. 15'i de, ya da şöyle yapalım. Eksi B'yi alın, bu tarafa gönderin. A eksi B eşittir. Aynen. 9'u karşıya attım, 6. A eksi B'de kaçmış arkadaşlar? 6. Bir de bunu biliyoruz şimdi. Bu da var elimizde. Şimdi ben gelip bu ikisini taraf tarafa toplarım. Artı B eksi B gider. 2A gelir. 4 ile 6'nın toplamı 10. A'da kaç yapar arkadaşlar? 5. Doğru mu? A 5 ise canım kardeşim, B kaçtır? Eksi 1'dir. Ben bunun 5, bunun eksi 1 olması gerektiğini buldum bak. A 5'miş, B de eksi 1. Güzel. 2A eksi B sorulmuş ya. Yaz yerine çıksın ya. 2 kere 5 10. Eksi B kaçtı? Eksi 1. 10 eksi eksi 1 kaç yapar? 11 yapar. Geçtim 17. sayfanın sağ üst tarafına. Bu kısma. Diyor ki f fonksiyonunun grafiğini verdim ben sana diyor. Bu arada Instagram'ı takip etmeyi, bir de kanala abone olmayı unutmayın. Nasıl spoiler şey veriyorum? Spoiler değil bu ya. Nedir bu? Subliminal mesaj. Değil mi? Reklam yerleştirme. Evet evet bu. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fx'in tanımlı olduğu en geniş aralıkta limiti olduğu halde süreksiz olduğu noktaların apsisleri toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi bak, burada limit var ve hocam burada süreksiz deyip yapıştırmayacağım.
Eksi 2 noktasına bak. Limit var mı? Var. Eksi 2'ye gitmiş. Ve hocam süreksiz demeyeceksin. Eksi 2 noktasında süreksiz değildir bu fonksiyon. Eksi 2 noktasında tanımsızdır. Tanımsız olduğu için süreksizliğinden bahsedemezsin. Gitti o iş yaş. Eksi 1 noktasında limit yok. Gitti zaten. 0 noktasında limit var ve tanımlı. 1'de 2'de öyle. 3'de limit var. 1'e gitmiş. Ve fonksiyonun görüntüsü buraya eşit olmadığı için süreksizdir. İstenilen noktalardan birisi bu. İkincisi de 5'tir bakın. Limit var 4 ama görüntü 1'e eşit. Bir de sevgili gençler 8'dir. 8'de limit var bakın şurada. Eksi 3'e gitmiş ama görüntü 1'e gitmiş. Kaç tane nokta? 3 tane. Bunlar da 3, 5 ve 8'dir. Toplamını sormuş. Toplarsam arkadaşlar kaç yapar? 16 yapar cevabımız. Geçiyorum sevgili gençler bir diğer soruma, 17. sayfadaki bir diğer soru. Güzel de bir soru. Çok fazla dikkatli dinlemen gerekiyor. Yani böyle pür dikkat olman gerekiyor. Haberin olsun. Ses de yoruldu. Bakalım nasıl anlatacağız. Zaten bellidir sesten. Yukarıda f fonksiyonun grafiği verilmiş. Tamam. f-g fonksiyonu x eşittir 2 noktasında sürekli olduğuna göre g fonksiyonun grafiği hangisi olabilir diye sorulmuş. Peki. Hadi bakalım. F bu. Bize eksi g fonksiyonu lazım. Ve f eksi g fonksiyonu x eşittir 2 noktasında sürekliymiş. Güzel. Şimdi ben diyorum ki f fonksiyonu için 2 noktasında sürekli, 2 noktasında f fonksiyonu süreksiz. Limiti de yok. Ama f'den g'yi çıkarınca 2 noktası fonksiyon sürekli oluyor. Peki 2'nin solu, tamam, 2'nin sağı ve 2'nin kendisi. Yani görüntüsü. F2 de diyebiliriz biz buraya. Şöyle. Şunlara da 2'nin solundaki limit, 2'nin sağındaki limit olarak nitelendirin, anlamlandırın. Ben burada 2'nin sol limiti, yani F'de 2'nin sol limiti sevgili gençler. Nereye gidiyor? Bakın eksi 1'e gidiyor. Peki 2'nin sağ limiti nereye gidiyor? 5'e gidiyor. F2 neredeymiş? 1'de. Bunları biliyoruz. Artık o grafikle işimiz kalmadı. O bir dursun kenarda. Ben bunları buraya yazdım. Şimdi tek tek şunlara bakacağız biz. Şöyle yapalım ve bakalım. Şimdi eksi g fonksiyonu demiş ya. Eksi g. Bakın unutmayın. Ben şunların için her biri içinde aynılarını yazacağım. Bakın. Şöyle diyelim. G'nin 2'deki sol limiti. 2'deki sağ limiti ve G2. Bunlar lazım bize. 2'nin sol limiti eksi 2'dir. 2'nin sağ limiti 4'tür. 2'nin görüntüsü 1'dir. Ama bize artı g değil, eksi g lazım. O halde ben fonksiyonu eksiyle çarpıyorsam görüntülerde ne olacaktır? Eksiyle çarpılmak zorunda kalacaktır. Artı 2 eksi 4 eksi 1. Peki şimdi topluyoruz bak tek tek. Artı 2 ile eksi 1'in toplamı 1. Eksi 4 ile 5'in toplamı 1. Güzel. Eksi 1 ile 1'in toplamı 0. Hayda bozuldu. Sağ limit sol limit eşit oldu ama görüntü eşit olmadı. Süreksiz gitti. Şimdi B şıkkındayız. Deneyeceğiz mi hocam tek tek? Mecbur. Hangisi diyor şıklardan, hangisi diyor değil mi? Peki 2'nin solu, 2'nin sağı ve 2'nin kendisi G2. Peki 2'nin sol limiti nerede? Eksi 4'te. 2'nin sağ limiti 2'de. 2'nin görüntüsü eksi 2'de. Ben bunları ne yapacağım? Eksilerini alacağım. Artı, eksi, artı diyeceğim. Çünkü eksi g lazımdı bize. Eksi 1 ile 4'ün toplamı 3. Eksi 2 ile 5'in toplamı 3. Artı 2 ile artı 1'in toplamı 3 dedim. 5 yazdım şuraya. Eksi 2 ile 5'in toplamı 3. 2 ile 1'in toplamı 3. Aha da sağ limit, sol limit eşit oldu. Görüntü de bunlara eşit oldu. Cevap neymiş? Bursa'ymış. Diğerleri için de aynı şeyi yapıp olmadığını görebilirsin. 18. sayfamızdayız arkadaşlar. 18. sayfada 4 tane sorumuz var. Bunları da çözdükten sonra süreklilikte bu konuda bitmiş oluyor. Elinize kolunuza sağlık diyeceğiz. F gerçel sayılarda sürekli ve tek fonksiyondur. Tek fonksiyon. O zaman diyor, sürekliymiş ya. X'in 2'deki limiti f(x)'in 2'deki limiti f(x)'in -2'deki limitine eşittir diyor. Şimdi tek fonksiyonsa f(2) f-2 eşit miydi? Hayır, değildi. Neye eşitti? f-2 eksi f-2'ye eşit olmak zorundaydı. O zaman bu hikaye, bu yalan gitti. f0 sıfıra eşittir diyor. Bir kere tek fonksiyonlar orijinden geçmek zorundalardır. Çünkü orijine göre simetriklerdir. Dolayısıyla f0 sıfırdır. Bunda sıkıntı yok.
X 3'e giderken fx artı 1 yerine yazarsak f4 gelir. Sürekli olduğu için yazabiliriz. X eksi 4'e giderken fx. Yani f eksi 4 ile toplarsam ben bunu diyor 0 yapar diyor. Peki gerçekten öyle bir muhabbet var mı? F eksi 4 neye eşitti? Bakın şurada f4, f4 zaten o dursun. F eksi 4 eksi f4'e eşitti. Buranın toplamı da 0 yapar zaten. Doğru mu? Peki biz o zaman ne diyeceğiz? Üçüncüye de doğru diyeceğiz. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak sevgili gençler. Evet, benim sırtım, boynum, her yerim ağrıdı. Ama olsun, değecek buna. F bir fonksiyon ve f2 de 3'tür. F fonksiyonunun x eşittir 2 noktasında limiti var fakat bu noktada süreksizdir. Peki. Peki. Gx fonksiyonu da x sıfırdan büyük için x artı 1, x sıfırdan küçük veya eşit için 2x'tir demiş. Buna göre limit x 2'ye giderken g bileşke f2 limitinin alamayacağı reel sayı değeri nedir? Yani bu ne demek arkadaşlar? G'nin içerisindeki f2 demek. Şimdi fonksiyon f bir fonksiyon ve f2 3'müş ama ben direkt buraya f2 3'tür deyip yapıştıramam çünkü bana iki noktasındaki limit lazım. İki noktasındaki limit de sevgili gençler iki noktasında limiti varmış ama bu noktada süreksizmiş. Yani f2 3 olamaz. F2 3 olamıyorsa burası da g3 olamaz. G3 olamaz burası. Burası g3 olamıyorsa g3 nedir? 3'ü burada yerine yazacaksın. X 3 sıfırdan büyük çünkü. Yaz burada yerine. G3 de o zaman 4 olamaz. Cevap budur o zaman. Olamayacağı değeri bulduk. Çünkü f fonksiyonu 2 noktasında limiti varmış. Tamam eyvallah. Yani f 2'ye soldan ve 2'ye sağdan yaklaşırken birbirine eşitmiş ama görüntü buna eşit değilmiş. Limiti var fakat bu noktada süreksizdir diyor çünkü. Görüntüye eşit değilmiş. 3 olamaz diyoruz o yüzden. Anlaştık. Altta soru yok. Son iki sorumuz artık. F fonksiyonu x kare artı 3x artı 5 olarak verilmiş. G fonksiyonu da parçalı tanımlı. Buna göre G bileşke f fonksiyonu süreklidir. Yani G'nin içerisinde f'e atacağım diyor. Tamam mı? Peki biz f fonksiyonuna baktığımız zaman şimdi G parçalı tanımlı ya. Sıfırdan küçük, büyük veya eşit olduğu yerler var mı yok mu? Bunu bir incelememiz lazım. Bunun için de işaret tablosunu çıkaracağım ama çarpanlarla ayrılmıyor bile. Çarpanlarla ayrılmıyorsa ilk aklımıza gelen ne olacak? Delta. Yani B kare eksi 4 AC. Diskriminant. Peki bakalım bunun deltasına. 3'ün karesi 9. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 5. Yani 9'dan 20'yi çıkardım. Eksi 11 eşittir eksi 11. Bu da sıfırdan küçüktür. Yani delta sıfırdan küçükse kökü yok. Bu fonksiyon eksi 11 sıfırdan küçükse ve kendisi de sevgili gençler bakın baş katsayısı pozitif olduğu için sıfırdan büyük olduğu için a. Demek ki bu fonksiyon her noktada pozitif. Her noktada pozitif olduğuna göre ben şuna göre çalışacağım. Neden? Çünkü g'nin içine f'i yazmış adam. F fonksiyonu da her noktada ama her noktada pozitifse bu da her zaman eksi 1 eşittir. Çünkü g'nin içerisinde pozitif olan sayıları yazıyoruz. Eksi 1. Cevap eksi 1. O halde sevgili gençler benim fonksiyonum y eşittir eksi 1 fonksiyonu gibi bir şey olur ve bu fonksiyon süreklidir zaten. Bu doğru. F bileşke g fonksiyonunun süreksiz olduğu tek bir nokta vardı. Şimdi f bileşke g fonksiyonunun sevgili gençler kritik noktası sıfırdır. İçeride g var çünkü. Kritik noktamız bizim sıfırdır. Sıfırın solu ve sıfırın sağı için bakmamız lazım. Şimdi burada sıfırın solunu ve sıfırın sağını yerine yazdığımız zaman sıfırın solunda burası 1 oluyor. Sıfırın sağında burası eksi 1 oluyor. 1 yazalım yerine. Ben 1'i burada yerine yazdığım zaman 1 artı 3 artı 5'ten 9 gelir. Eksi 1'i yerine yazarsam da 1 eksi 3 artı 5'ten sevgili gençler 3 gelir. 3 ile 9 birbirine eşit olmadığı için sıfır noktasında fonksiyon süreksizdir. Süreksiz olduğu tek bir nokta vardır demiş. Doğru. F ile G fonksiyonunun toplamı süreklidir demiş. F ile G fonksiyonunu hadi bir toplayalım. Şurayı bir sileyim de hiçbir şey okuyamamaya başladım çünkü orada. Bakın yazıyorum F ile G'nin toplamını. F artı G fonksiyonu eşittir. X kare artı 3X artı 5 ile 1'in toplamı 6. X sıfırdan küçük için. X kare artı 3x artı 5 ile sıfırın toplamı 5. X eşittir 0 için. X kare artı 3x artı 5 ile eksi 1'in toplamı 4 olduğu için 4'ü yazdım. X sıfırdan küçük için. Şimdi bu fonksiyon sıfır noktasına bakın hemen. 0 yazdım 6, 0 yazdım 4. Bu fonksiyon sıfır noktasında süreksiz. O halde sevgili gençler süreklidir demiş. Her noktada yanlış. Cevabımız neymiş? 1 ve 2 olacakmış. Geçtim sevgili gençler. Son
sorumuza artık. Konu anlatım kampında çözdüğüm son soru bu. Ama merak etmeyin. Sadece konu anlatım kampında çözdüğüm son soru. Sizlere ben daha çok envai çeşit soru çözeceğim. Aklınızda bulunsun. Arkadaşlar pişman olmayın, izleyin. F ve G fonksiyonları her x reel sayısı için tanımlı. Pekala. Çok hoş bir soru. Abi var ya tam yani şurada ÖSYM yazsa ben şaşırmam. Buraya ÖSYM yazsa ben şaşırmam. Dikkatli dinleyin, tam ÖSYM'lik soru çünkü. X 2'ye giderken fx artı gx eşittir f2 artı g2 olarak verilmiş. Güzel. Görüntü hoş. Birinci öncülde diyor ki x 2'ye giderken fx f2'ye eşittir. Yani ben 2'yi buraya yazdım diye f2 artı g2 olabilir. Ve x 2'ye giderken fx de f2 olabilir. Değil mi? Yani mantıklı. Ama yanlış olabilir diye sormuş. Bu da bizi şekillendiriyor. Fx fonksiyonu süreklidir demiş. Yani hadi belki bunu eleyebiliriz. İkinci soru, ikinci öncül yanlış olabilir deriz. X 2'ye giderken fx eksi gx de f2 eksi g2'dir demiş. Üstteki doğruysa alttaki de doğrudur deriz. Cevaba yalnız 2 de diyebiliriz. Yalnız. Şöyle diyelim. Şimdi bir fonksiyon hayal edelim. Benim f fonksiyonum, şunu biliyoruz ki şöyle yapalım. F fonksiyonum şöyle olabilir. Misal rastgele sallayalım. Şöyle olsun. Şöyle olsun ama sileyim. Şöyle gelsin. Tamam mı? Şurada tanımsız olsun. Tanımsız değil de orada atlamış olsun. Şöyle olsun. Şurası sevgili gençler mesela 1 olsun. Burası da 2 olsun. Ve şu kısımda sevgili arkadaşlar 2 olsun. Şimdi bir tane daha fonksiyon çizeceğim ben. Bu fonksiyon da arkadaşlar g fonksiyonumuz olsun. G fonksiyonu da şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam, toplamıydı değil mi bunların? Tamam, şöyle olsun bu fonksiyon da. Şöyle gelsin, şöyle yapsın. Böyle devam etsin. Şimdi 2 diye. İyiydi. Ben buraya eksi 1 diyeyim. Tamam mı? Buraya eksi 1 diyeyim. Ve sevgili gençler, şurası da şöyle 2 noktası olsun. Bu da g fonksiyon. Bu da f fonksiyon. Şimdi fx ile gx'in toplamının 2'deki limiti f2 artı g2 olur mu? F2 kaçtı arkadaşlar burada? 0. Değil mi? Pardon, f2 burada 1. G2 neydi? 0. Limitler toplamına bakıyoruz. Birinin limiti 2, ötekinin limiti eksi 1. Topladım 1. 0 ile 1'in toplamı da 1'di. Denk geldi. Güzel. Şimdi birinci öncüle bakalım. X 2'ye giderken fx f2 olur mu? Yani 2'deki limit kaç? 2. Görüntü kaç f2? 1. Yanlış olabiliyormuş demek ki. Değil mi? Fx fonksiyonu süreklidir demiş. Al sana süreksiz. Gitti. Fx'ten gx'i çıkardığımız zaman f2 eksi g2'ye eşit olur bu demiş 2'deki. Şimdi fx'ten gx'i çıkardığımız zaman bunların limitleri farkı diyoruz. Mesela bunu 2'den bunun limiti eksi 1 çıkardım 3 geldi. Şuraya bakıyorum, f2 1'di g2 0'dı çıkardım 1 geldi. 3 1'e eşit mi? Değil. Arkadaşlar alayı yanlış olabilir. Tamam. Yani güzel bir soruydu. Tam tamına ÖSYM'lik bir soru. Bakın tek aksine bir örnekle, aksine bir tane örnek verdik. Olay kapandı. Hepsi de bunların yanlış olabilir dedik. Evet gençler, 18 sayfaydı. Limit ve süreklilik bitirdik. Güzel örnekler çözdük. Sağlam örnekler çözdük. Hocam konu anlatım kısımlarını siz kendiniz mi yazdınız diye soracak olursanız ben yazmadım. Acil matematik limit türev fasikülünden aldım. Beğendiğim soruları aldım. Güzel, kaliteli olanları aldım. Sizin işinize yarayabilecekleri aldım. Ve tabii şöyle bir durum var. Hani sadece güzel ve kaliteli işe yarar örnekleri aldım. Geri kalanları boş örnek demiyorum. Daha fazla kaliteli örnek çözmek istiyorsanız, daha fazla iyi sorular görmek istiyorsanız kitabı mutlaka edinin. Yani şu kitabı mutlaka edinin sevgili gençler. Çünkü gerçek manada hani kitabın kalınlığına bakarsanız buradaki 18 sayfaydı. Limit türev burada bakalım kaça kadar devam ediyor. Mesela 78 sayfa. 78 sayfa limit ve süreklilik var. Kitabın tamamı da yaklaşık 200 küsür sayfaydı sanırım. 223 sayfa. Hani burası 18 sayfa, tadı damağımızda kalıyor. 223 sayfadan bahsediyoruz. Limit türev integral. Gayet hoş, gayet güzel sorular var. Edinirseniz
tam tamına oturur. Ben size öyle söyleyeyim. Yani eksik bir şey kalmaz ki sizden ricam videonun sonuna kadar dinleyip sıkılmadan, yılmadan dinleyenler için söylüyorum. Bakın şu süreklilik kısmında size verdiğim notlar var ya, süreklilik kısmında. Nerede o? Hemen açıyoruz, gösteriyoruz. 11 sürekliliğe bir geçelim. Heh, şurası. İşte şu size verdiğim şu not var ya sevgili gençler. Bunun değerini, kıymetini bilin. Öyle her yerde bulamazsınız. Çoğu ben gördüm. Yani siz de görüyorsunuz. Size öğretilen de bu belki. Şu noktalara bu fonksiyon, g fonksiyonu süreksizdir deyip atlıyoruz mesela. Çoğu kaynakta bir noktası da süreksiz olarak kabul edilir. Çoğu hoca da böyle anlatıyor. Ama işin doğrusu bu değil. Bir noktasında fonksiyonun süreksizliğinden bahsedemeyiz bile. Çünkü bir noktasında fonksiyon zaten tanımsızmış. Tanımsız olan bir noktada fonksiyonun tanım kümesinin içerisinde olmayan bir elemanda bir eleman için o eleman için o fonksiyon süreksizdir diyemeyiz. Çünkü o eleman yok zaten bizim için. O yüzden bu cümlelere, bu ince detaylara iyi dokunduğumuzu düşünüyorum. Değerini, kıymetini bilin. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. 73 bin abone olduk sanırım bugün itibariyle videoyu çekerken ben. Arkadaşlar, arkadaşlarınıza da önermeyi mutlaka unutmayın. Kısa sürede 100 bin abone olmak dileğiyle diyelim. Bunları siz sağlayacaksınız. Kendi başıma bir şey yapamıyorum. Evet. Videonun sonuna geldik. Diğer videolarda, diğer kamplarda diyeyim. Bak altını çiziyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Diğer kamplarda. Hocam seneye kampta mı? Hayır, seneye kamptan bahsetmiyorum. Bu sene sizin için yapacağım. Diğer kamplarda görüşünceye dek. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum.